Türkiye son yıllarda motor yapımı konusunda önemli yol kat etmiş görünüyor. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfı iştiraki olan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, havacılık motorları konusunda önemli ilkler ortaya koymuş ve yakın zamanda da koymaya devam edeceğini ifade ediyor. İnsansız hava aracı ve helikopter gibi hava platformlarına motor üreten TAI, durumuna göre 400 beygir, 600 beygir, 1000 beygir motorlarının yanında 1660 beygire kadar güç üretme kapasitesine sahip. TS1400 motoru üzerinde de çalışmalara devam ediyor. Özellikle havacılık motorlarının kalifikasyonunun ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde ortaya konan ulusal ve uluslararası alandaki başarılar küçümsenmeyecek boyutlardadır. Altay tank motoru ise 1500 beygirlik bir motor olacağına göre böyle bir motorun geliştirme sürecinin hem daha fazla zaman alacağını hem de beklenmeyen sorunlar yaşanabileceğini öngörmek ve buna göre planlar yapmak yanlış olmaz. Bu kapsamda bütün isterlerin askeri standartlarda ortaya konulmakta olduğunu hatırlatmak gerekir. Çalışma sıcaklıkları muhtemel operasyon alanları dikkate alınarak uluslararası standartlar üzerinden hesaplanır. Bu sıcaklık skalası 45'ten artı 52'ye kadar geniş bir alanı kapsayabilir. Üretimi ve geliştirmesi oldukça maliyetli olan tank motorları kullanıcı tarafından hazırlanan bir görev ihtiyaç profili doğrultusunda tasarlanırlar. Tank görev profili her zaman yoğun bir motor çalışması gerektiren, aynı zamanda da yüksek güce çok ihtiyaç duyulan bir yapıdadır. Kaba bir hesaplamayla ton başına 20 ila 25 beygir güç ihtiyacından söz edilebilir. Böyle bir profil buna uygun çalışacak güç elemanlarına ve bu büyük gücü sağlayacak motorun soğutma ihtiyacını da özel bir hale getirmekte motorun mukavemetini yüksek tutacak kalın bir bloğun tasarımını gerektirir. Yine pistonlara yeterli havayı sağlayabilmek maksadıyla kullanılan turbo şarjın özelliği de tasarımın zorlukları arasındadır. Tanka özel transmisyon, motor ön ısıtıcı sistemi, fren sistemi, güç grubu ile ilgili yardımcı donanım, hız azaltan, tanka kullanılacak paletler de konuyla ilgili bileşenlerdir. Yıllardır bu konuda üretim yapan ülkelerle aynı seviyeyi yakalamanın çok kolay olmadığını da ifade etmek gerekir. Yine de milli tank hedefinin ortaya çıkışının neredeyse 30 yıla yaklaşıyor olması, tank sınıfı personelde artan sabırsızlık ve heyecanı görmek, diğer yandan bölgemizde artan gerginliklere bakarak oluşturulan kullanım senaryoları, motorun süratle Altay tankında kullanılacak hale gelmesini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda süreçleri kısaltabilecek, tersine mühendislik ve benzeri çalışmaların da önemi büyüktür. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir'in de ifade ettiği gibi, geleceğin teknolojilerinin ıskalanmaması da savunma sanayisinin sağlam bir temele oturması açısından önemli bir husustur. Batu Tank Motoru, BMC firmasının üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz ay ilk çalıştırmasının yapıldığı duyurulan bir motor. Tümosan firmasının Avusturyalı firmayla sözleşmesinin feshedilmesinden sonra tank motor üretim görevi BMC firmasına verildi. Haziran 2018'de imzalar atıldı. 2024 yılında tank üzerinde güç grubunun kabulü hedefleniyor. Proje kapsamında V12 formatında pistonlu dizel motor ve çapraz tahrikli transmisyon tasarımı hedefleniyor. Turboşarj, elektronik motor kontrol ünitesi, tork konvektör, hidrostatik dümenleme ünitesi, elektronik transmisyon kontrol ünitesi, transmisyon fren sistemi gibi kritik alt sistemler yerli olarak geliştirilmekte olduğundan daha zor ve uzun sürecek bir süreçten bahsedildiğini söylemek doğru olacaktır. Bu projenin gerçekleşmesi için halledilmesi gereken en önemli konular arasında tankın uzun süre yüksek güçte çalışacak bir görev profiline sahip olması ve güç grubunun kullanabileceği hacmin tankın tasarımına uyumlu olma gerekliliği sayılabilir. Projede kritik alt sistemlerin yerli olarak üretiliyor olması da projeyi geciktirebilecek önemli noktalardan biridir. Motor tasarımı ve prototip üretiminden sonra tank üzerinde motorun 10000 km testi isteniyor. BMC firması Utku isimli ve daha düşük güç gereksinimi olan muharebe araçlarında kullanılması planlanan bir başka motor üzerinde daha çalışıyor. Bu motorun hedef platformlarının ise yeni nesil hafif zırhlı araçlar ve bazı paletli araçlar olacağı değerlendiriliyor. Utku, bin beygir azami güce sahip bir motordur. Projelerde motorlarla uyumlu transmisyon sistemlerinin de üretimi hedefleniyor. Bu açıdan bakıldığında projelerin gerçekleşmesini geciktirebilecek bir başka konu da transmisyon üretiminin de projelere dahil olmasıdır. Unutulmamalıdır ki bugüne kadar dışarıdan tedariki yapılan motor ve transmisyonlarda farklı teknolojileri ifade etmekte ve adı konulan motorlarla uyumlu olacak şekilde farklı şirketler tarafından üretiliyor. Bu şirketlerin motor ya da transmisyonla ilgili olarak onlarca yıllık deneyimleri bulunuyor. Bu deneyimlerin çok kısa bir sürede bahse konu yerli projelere dahil edilebilmesi neredeyse imkansızdır. Fakat elden gelen en kısa zamanda işe yarayacak bir motor ve transmisyon üretimi yapılabilmesi ve bu ürünlerin yurt içi kadar yurt dışı pazarlara da hitap ediyor olması durumunda eksiklerin kısa sürede giderilmesi mümkün olabilecektir. BMC şirketinin motor üretiminden bağımsız olarak kısa vadede Altay tankının isterlerini zamanında yerine getirme maksatlı motor ve güç aktarma mekanizması bulabilme çalışmalarında Kore Cumhuriyeti merkezli iki şirketle anlaştığı haberlere yansıdı. Peki nasıl hareket edilmeli? Milli üretim kararı doğrultusunda devam edilmeli. Maliyet etkinlik hesapları ve yurt dışı pazar arayışları sürmeli. Birlikte çalışılabilecek ülkelerle teknik konularda alışveriş devam ettirilmeli. Milli üretimi koruma maksatlı başka ülkelere satışı konusunda hassas olunmalı. Geç kalınmış olsa da mutlaka sonuç alınmasına odaklanılmalı. Altay tank projesi kapsamında ağırlığı düşük Insansız veya azaltılmış mürettebatlı tankın üretilmesinin motor ihtiyacını azaltabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda Türkiye'nin ilk milli siha sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından kısa zamanda uçak yapamıyorsak insansız uçaklarla geleceğin yeni muharebe alanını hava konseptini oluşturmaya çalışırız anlamında mesajlar vermişti. Bu doğru bir bakış açısıdır. Hiçbir ülkenin kaynakları sonsuz değildir. Bu bakış açısıyla tanklara güç grubu üretimi konusundaki çalışmaları hız verirken diğer taraftan da tankların muharebe sahasındaki geleceğini yapay zeka teknolojileri ve insansız tank konseptleri üzerinden yeniden tanımlamaya çalışarak belki de daha az harcamayla daha etkin çözümler üzerinde durulmalı ve bu yolda yürünmelidir. Sonuç olarak kritik sistemlerin yerli olarak üretilmesi yeteneğine sahip olunmadıkça son örneğini 2019'da Almanya'dan gördüğümüz Suriye'de kullanılabilecek savunma sanayi ürünlerinin ihracatına onay vermeme kararıyla her zaman karşılaşılması mümkündür. Diğer taraftan dış satım için pazarınız yoksa her sistemin yerli olarak üretilme maliyetlerinin çok yüksek olduğu ve bunu en zengin ülkelerin dahi finanse edemeyeceği de bir gerçektir. Türkiye gücü yeten galip anlamına gelen botu motorunu üretebilirse Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri ile motoru ürettiğini söyleyen Kore Cumhuriyeti'nden sonra 1500 beygirlik güç paketi teknolojisi geliştiren ülkeler arasına girebilecektir. Bu arada Kore Cumhuriyeti'nin de K2 Black Panther tankının seri üretim programında benzer bazı problemler yaşadığını ve tankın motor ve şanzımanla ilgili sorunlar nedeniyle yıllarca geciktiğini hatırlayalım. Tank üretimi için yola çıkalı neredeyse 30 yıla yaklaşıyoruz. Motor kararı daha geç alınmış ve bu arada farklı firmalara üretim için görev verilmiş olsa da bu konudaki çalışmalar eğer üst üste konmuşsa bugün elimizde baya bir üretim bilgisi bulunuyor olması gerekir. Önemli olan bunların bulunup çıkartılması ve kurumsal hafızaya bir daha silinmeyecek şekilde yerleştirilmesidir. Ümit ediyorum ki BMC şirketi de motor konusunda ülkemizde bugüne kadar oluşan altyapıyı en iyi şekilde kullanacaktır. İleri teknolojiye sahip bu sistemin yüksek maliyeti de düşünüldüğünde devletçe izin verilen ülkelere yurt dışı satım sistemin devamlılığı açısından hayati öneme haizdir. Zira ordunun ihtiyacı olan sınırlı sayıdaki sistemin üretimi son derece pahalıya mal olabilecektir. Bu yüzden Kore Cumhuriyeti de yeni motor için Avrupa ve Orta Doğu'daki ülkeleri potansiyel müşteri olarak gördüklerini belirtti. Savunma sanayisinde belki kritiklik bakımından alternatifi olmayan bazı alt sistemleri zararına da olsa Stratejik düşünerek sadece ordunuz için üretmek mümkün olsa da 1500 beygir motor teknolojisi böyle bir sistem olmaktan uzaktır. Nihai hedef dost ve müttefik ülke platformlarında bu motorun kullanılabilir olmasıdır. Türkiye artık kendisine mahsus ilerlediği teknolojik yolda yeteneklerini geliştirmeye ve her gün daha iyisini yapmaya mecburdur. Bazı teknolojik gelişmeler kaçırılmış olsa da değişim yaşayan muharebe sahası dinamikleri Türkiye gibi ülkelere yeni fırsatlar sunuyor. Bu fırsatların zaman geçirilmeden değerlendirilmesi ve başka bir kısa yoldan hedeflere ulaşılması ülkemizin bekası için gereklidir. Unutmayalım. Bu ayarda motor üretebilmek Türkiye'deki psikolojik bariyerlerin birçoğunun yıkılması anlamına da gelecektir. Çok önemli konulardan biri de bir şekilde bu çalışmaları yapan bilim insanlarımızı, mühendislerimizi ve müteşebbislerimizi ne pahasına olursa olsun korumaktır. Bunu becerebilirsek son yıllarda süratlenen çalışmalar bir kurumsal hafızaya yazılarak sürdürülebilir ve yıllarca övüneceğimiz başarıları oluşturabilir. Günümüze dek milli üretim için çabalayan kaç kişiyi kaybettik, sanayimizi baltılamaya çalışanlara yem ettik, mağdur ettik ya da korumayı başaramadık. Bunu derinliğine ve içtenlikle araştırıp bir daha yaşanmaması için tedbir almanız zamandır. Biz bunu yapamayız psikolojisinden ne zaman bitirebileceğiz noktasına geldiğimiz bu dönemde vatanseverlere düşen görev kim olursa olsun savunma sanayine bir tuğla ekleyenleri baş üstünde tutmak ve gelecek nesilleri de cesaretlendirecek tedbirlere destek vermektir. Bunu yapabilmek bu projelerin arkasında milletçe durmak kadar yapıcı eleştirileri de iştenlikle değerlendirerek kurumsal hafızaya katmaktan geçmektedir. Bu alanda sözü olan herkesin fikirleri samimiyetle alınmalıdır. Bugün savunma sanayimizin istikbali kadar Türkiye'nin geleceği de buna bağlıdır. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.